Üzgünüm. Mısır Aziz'i sizinle konuşmak istemiyor. Bünyamin'i kendi haline bırakıp nasıl gidebiliriz? Bir şeyler yapın. Ne olur elinizden bir şeyler geliyorsa yapın lütfen. Ne yazık ki elimden bir şey gelmez. Danışman hazretleri ne oldu? Bünyamin'i serbest bırakacaklar mı? Ne olursunuz bir şeyler yapın. Bizim dönecek yüzümüz yok. Mısır Aziz'i bizi huzura kabul eder mi? Mısır Aziz'i ile görüşmeden adımımı şuradan şuraya atmam. Ya bizi huzura kabul etsin ya da hepimizi zindana atsın. Hiç söz vermiyorum ama elimden geleni yapacağım. Kardeşinizin yaptığı iş o kadar kötü ki kimse aracı olmak bile istemez. Biz o kadar yüce olan Mısır Aziz'inin bizi ümitsiz bırakacağını sanmıyoruz. Umarım Mısır Aziz'i sizi kabul eder. Göreceğiz. Yüzarsif Hazretleri çok öfkeliydi, çok. Siz burada kalın. Bakalım ne olacak. Biz döneceğiz. Silahlarınızı bırakın ve gidin. Bekleyin. Ne yapabileceğimize bakalım, tamam mı? Onları getirdin mi? Onları huzura kabul etmeniz için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Kapının arkasında bekliyorlar. Onları içeri alalım mı? Bunun bir oyun olduğunu anlamadılar değil mi? Hayır. Her şeye inanmış görünüyorlar. Bünyamin'i dışarı çıkar. Birkaç muhafız daha bulundur. Ümitlerini keserlerse her yola başvurabilirler. Mimusab'ı onları çağırabilirsin. Kenanlıların kanunları ve geleneklerine göre hırsız köle olarak alınır. Bunu siz söylediniz, doğru mu? Mısır Aziz'inin kulu ve kölesi çoktur. Büyüklük göstererek Bünyamin'i bize geri verin. Suçlu cezalandırılmazsa hatasını tekrarlar. Mısır Aziz'i, Bünyamin'in yaşlı ve görmeyen bir babası var. Ondan ayrı kalmaya dayanamaz. Gelin bu acılar çekmiş ihtiyarı sevindirin.
Size gösterdiğim konukseverliğe böyle mi cevap verecektiniz? Kardeşiniz cezalandırılmalı. Sadece ona işkence yapılmaması ve kırbaçlanmaması yönünde emir verebilirim. O halde içimizden birini onun yerine alın. Mesela beni onun yerine alın. Onu serbest bırakın da babamıza dönelim. Hiç şüphesiz sizin gibi bir yüce şahsiyet bize bu iyiliği çok görmeyecektir. Siz peygamber çocuklarının Yüzar Sif'ten beklentisi nedir? Siz köle istiyorsunuz. Bünyamin yerine başka biri fark eder mi? Benim köleyle işim olmaz. Yüce Allah'a sığınırım. Ben malımı Bünyamin'in yanında buldum. Şimdi onun yerine başkasını mı cezalandırayım? Bu durumda ben zalimlerden olurum. Suçlu temizlenmek için pişmanlık duyup tövbe etmelidir. Aksi takdirde onu cezalandırarak temizlemek gerekecek. Kardeşiniz hala pişmanlık duyduğunu ifade etmedi. Şu halde cezalandırılmalıdır. Bu çok kolay. Tövbe edebilir. Gerçekten de çok mu kolay? Rahatlıkla tövbe etmek mümkündür. Ancak ben suç işledikleri halde tövbe etmeyen bir topluluk biliyorum. Durumu daha da kötüleştirmeyin. En ufak bir hata yaparsanız bu saraydan canlı çıkamazsınız. Bir an önce burayı terk edin. Gidin! Biz Bünyamin'i geri getireceğimize dair Allah'ın huzurunda babamıza söz verdik. Bünyamin olmadan dönebilir miyiz? Hele hele babamızın acı hatırası Yusuf olayı ortada dururken. Onu Bünyamin'in hırsızlık yaptığına ve Mısır Azize'nin de onu köle aldığına inandırmamız mümkün değil. O zaman gençtik. Yusuf'a ve babamıza ettiğimiz zulmün çirkinliğini anlamıyorduk. Şimdi Bünyamin'i kaybedip babamızın yanına eli boş dönünce işlediğimiz cinayetin ne kadar korkunç olduğunu anlıyorum. Gerçekten bunu anlayabiliyorum. Ne oldu Levi? Bünyamin'i serbest bırakmadılar mı? Mısır Azizi'nin yüce şahsiyet, kutlu bir insan olduğunu söylediniz. Ne oldu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Her şey birden değişti. O eski Yüzar Sif çıkmadı karşımıza. Peki ne yapacaksınız? Biz sizi bekliyoruz. Kalıyor musunuz, dönüyor musunuz? Ben sizinle gelmiyorum. Daha doğrusu gelemiyorum. Babam izin verinceye kadar ben de Kenan'a dönmeyeceğim. Siz gidin. Sizi bekliyorlar. Bünyamin'in olayı bize yeter de artar. Senin yokluğunu babamı nasıl açıklayacağız? Levi'nin dönecek yüzü yoktu, Mısır'da kaldı deyin. Levi ya kardeşi Bünyamin'le dönecek ya da Tebs kentinde ölüp gidecek deyin. Levi! Gidin! Kervanı bekletmeyin! Evde çocuklar ekmek bekliyor. Gidin! Mısır'a dönersek seni nerede bulabiliriz? Köle satılan kervansarayda. Orada beni bulabilirsiniz. Gidin hadi! Gidelim. Gidelim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir...
ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.